Hava ısındık değil mi? Yine şu görüntü. Gece. Tüm içeriği değil mi? Biraz daha zaman var ama yani. Tabii. Biraz daha kızaracak değil mi? Bu tadıkça ne kadar baktıkça o kadar benim geliyor. Anladım. Evet, bugün Alaçam ilçemizin Vicikler mahallesindeyiz. Burada üreticimiz olan İlhan Bey'in tarlasındayız. Burada İlhan Bey 5 dönüme yakın bir arazide çilek üretimi yapmakta. İlçemizde çilek üretimi geçen senelerde yapılan çalışmalardan dolayı artıyor, üretimimiz artıyor, ekilen alanlar artıyor. Şu anda tüm Alaçam'da 100 dönüme yakın bir arazimizde çilek üretimi vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz tarafından yapılmakta. Aromasıyla, kıvamıyla, lezzetiyle Alaçam çileği marka değerini haline getirmek için kaymakamlığımız, belediyemiz, İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından gerekli ve diğer kurumlarımızla beraber topyekun bir mücadele içerisinde çalışmalarımız devam etmekte. Uzun vadede ise Alaçam çileğini coğrafi işaretini alarak tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Az önce tattık vatandaşlarımızla beraber, misafirlerimizle beraber lezzetiyle Alaçam çileği Samsun'da da ve inşallah tüm Türkiye'mizde de ön plana çıkacak. Samsun merkezi de Alaçam çileği rağbet görmekte, talep görmekte vatandaşlarımız tarafından. Bu anlamda bu görülen talebi teveccühü karşılamak için de üreticilerimiz ve çiftçilerimiz tarafından da gerekli çalışmalar yapılmakta. Biz de Alaçam Belediyesi olarak inşallah nasıl olursa bu tarz üretim alanlarının sayısını artırarak hedef pazar kitlesi oluşturmayı istiyoruz. Amacımız Alaçam'da üretilen bir çileği bütün Türkiye'ye pazarlayabilmek olsun bizim de. İnşallah katkı sağlıyor olacağız hep birlikte, çiftçimizle birlikte. 2022-2026 üretim planlamamızda özellikle Alaçam'da Dütmen Yaylası'nın mutlak surette çilekle, çilek üretimini artıracağıyla ilgili bir hedef koymuştuk. Bu hedef doğrultusunda 2021-2022 yılı içerisinde toplam 720 bin adet albiyon, 7 veren dediğimiz albiyon çeşitli. Bunun 500 bin adedi Büyükşehir Belediye'mizce, 220 bin adedi de bakanlığımız bütçesiyle, aynı zamanda onların marşlarıyla beraber 6,5 ton ve 4,5 ton marşla beraber yaklaşık 16 çiftçimizde başlamıştık. 2023 yılı içerisinde de DOKAP'la beraber yaklaşık 15 ilçemizde 150 dekar alanda, 50 çiftçimizde 3'er dekar alanda hem damla sulamayla hem de marşlarıyla beraber tamamını destekledik. Yaklaşık 3 milyona yakın bir projeydi bu. 3 milyon TL'ye yakın. Onunla da ilimizde 472 dekar olan alan 2023 itibariyle 671 dekar alana 1200 tona yakın bir üretimimiz gerçekleşmekte. Burada özellikle Alaçam, niye Alaçam diyoruz? Yaylada, küçük arazilerde gece gündüz sıcaklık farkıyla da farklı olmasında hem aromasında hem lezzette, aromada çok büyük fark etmekte. Alaçam çileği derken bunu lezzetiyle biliyoruz. Gerçekten Samsun ilinde merkezde Alaçam çileği diye satılıyor. İlk İlhan Bey'le başlamıştık. Birim alanda, küçük alanlarda gerçekten evinin ihtiyacını karşılayabilecek bir verim alıyor. Ondan dolayı hem de pazar problemi yok. Bugün baktığımızda 1100 ton yapıyoruz ama hatta 1200 tona yakın bir pazar problemi gözükmüyor. Çilek üretimiyle uğraşıyorum, tarımsal üretimle uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaklaşık bir 6-7 yıldır profesyonel malç sistemiyle çilek üretimi yapıyorum. Tamamıyla doğa ve toprak yapısı. Yani doğanın bitki üzerindeki etkisi çilekte en fazla görülen, çilekte ve diğer ürünlerde de öyle ama çilekte daha fazla. Havanın, oksijen, gece gündüz sıcaklığı farkı, yani sulama suyuna kadar her şeyin etkisi var. Pazar sorunu yaşamıyoruz genelde çünkü sipariş üzerine çalışıyoruz. Aroması yüksek olduğu için yani diğer bölgelerdeki çilekten vatandaş almıyor, bizim çileğimizin hasatını bekliyor. Yani pazar sorunumuzu hiç yaşamadık.